6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen dünyanın kuru kayısı ihracatının %85'inin karşılandığı Malatya'da kayısı üreticileri yeni sezon hazırlıklarına başladı. Domur ve çiçek molilyası ilaçlamalarını sürdüren kayısı üreticileri depremde büyük yıkım yaşayan Malatya'nın tekrar ayağa kalkmasında kayısının önemli bir etken olabileceğini belirtiyor. Şu an çiçek ilacına başladık. Çiçek ilacında biraz erken atıyoruz. %10, %15 sizin de gördüğünüz gibi atmış durumda. Manolya'ya karşı koruma için bunu bir de çiçeği tam açtıktan sonra ilaç atmayı düşünüyoruz çiçek ilacını. Yani inşallah depremde Malatya'nın ilçeleri arasında Akçadağ'da büyük hasar gören ilçelerimiz arasında büyük yıkıma uğradı. İnşallah Malatya'mızın bu yıl kayısı ürünü bol olur da bir nebze de olsa deprem tesellisi olur inşallah bize. Her şeye rağmen deprem de olsa, sel felakette, doğal afet de olsa hayat devam ediyor. Hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Üretmek zorundayız. Biz çiftçi olarak. İnşallah yani kayısı da büyük bir katkıda bulunur. Kayısı eğer tutar da bir yani yine bu dondur. Yani yanmadır, çürümedir, domur çürümesi olmazsa eğer kayısımız olur da iyi bir para ederse Malatya bir nebze de olsa Malatya'mızı kaldırır, ayağa kaldırır yani. Deprem Malatya'da çok büyük bir yıkıma neden oldu. Malatya'nın en önemli geçim kaynaklarından birisi de kayısı. Şu anda kayısıda çiçek zamanı. Çiçek ilacı atıyoruz. İnşallah bu sene mahsul çok iyi gelirse depremin vurduğu maddi zararları ancak bu şekilde atlatabiliriz.